de herhalde kuvvette muhtemel Gökhan veya ben değilim. Yani sağlam birisi olması gerek ki onun hapse girmeyeceğini, onun bir çeşit yolsuzluğa bulaşmayacağının garantisini vermiş olması gerekiyor. Bu kim olabilir diye düşünüyoruz. Akla çok da fazla değişik isim gelmiyor. Zaten bir kişi diyebilir diye düşünüyoruz. O enflasyon tam olarak açıklanmasını istemiyor. Enflasyonun tam olarak açıklanmaması aslında çok açık söyleyeyim hırsızlıktır. Çünkü sen emeklinin, askeri ücretlinin, ...hemen hemen bütün çalışanların cebinden para çalmakla... ...enflasyonu yanlış açıklamak arasında çok büyük bir fark yoktur. Çünkü ona göre yapılıyor zamlar. E benim sen maaş zammımı enflasyona göre açıklıyorsan... E ...sepeti de açıklayacaksın mahkeme kararıyla. Nasıl bulduğunu açıklayacaksın. E açıklamıyorsan belli ki bir yerde e, bir şeyler dönüyor. Sonra da bütün programı, bütün planı... ...bu enflasyon üzerine göre yapıyoruz. Enflasyonun önemi maalesef bu yüzden... Kritik. Kritik. Şimdi baktığımız zaman da 17.700'e yaklaşan bir açlık sınırı var önümüzde duruyor. 17.002 lirada bir asgari ücret var. Ee, yoksul Bir önemli orada. Efendim 2 lira önemli. Yoksul olabilmek için de 60.000 liraya ihtiyacınız var. Yani <laughs> e, 4 kişilik bir ailede 4 kişinin çalışması gerekiyor ki yoksulluk sınırının biraz üzerine çıkabilsin. Çoluk çocuk artık kim varsa çalışacak hepsi de 17 bin alacak. <laughs> Ve asgari ücrete de ikinci bir zam olmadığı haberini Çalışma Bakanı bizlerle paylaştı. Peki şunu sormak istiyorum bizim bir yaşam rehberimiz var mı? Biz nasıl yaşayacağız? Yaşayacağımıza dair bir rehber var mı? Aslında asgari ücrete zam olmasının veya olmamasının çok önemi yok. Yani şimdi asgari ücret bir ülkede verilecek en vasıfsız insana en taban ücrettir. Yaşaması için gereken ücrettir. Bu mesela Belçika'da yüzde bir buçuk, Hollanda'da yüzde iki buçuk. Nüfusa oranlarını söylüyorum. Kişi askeri ücret alır. Onun dışında asgari ücret almaz. Yani patronlar zam yapmak için gidip de asgari askeri ücreti devletin kullandığı bir e, maaş skalası değil zaten. Genellikle işverenlerin kullandığı maaş skalası. E, haliyle bu işverenlerin elini tutan bir ücret değil. Yani sen 17 bin lira işçine verme. O zaman sen işçine 25 bin lira ver. Ama hepsi taban ücret veriyor. Yani bir çeşit aslında Türk insanı köle gibi çalışıyor. yani eskiden derdik ya Çin'de işçilik çok ucuz. Çin'de işçilik artık bizden daha pahalı. Ama çok fazla ürettikleri için nispeten adamlar ucuz üretiyor. Yani büyük oranda üretilince ne kadar çok üretirsen o kadar maliyet ucuza gelir. E şimdi ne oluyor? Bizdeki yine de işçilik pahalı diyorlar. Mesela tekstil sektörü yana yakla koşa koşa Mısır'a gidiyor. Mısır'da artık yani tekstil sektörünün artık Türkiye'de yavaş yavaş yok olmak üzere. Kalanlar zaten kar edemiyorlar. Ee, maalesef bu böyle çünkü e, Mısır'da da mesela aynı zamanda iki tane çok büyük doğalgaz kuyusu buldular. Öyle böyle yani biz de bulduk ama bizimki biraz da bir